Selam. Bugün otel çatısında ikinci günüm, yani ayrılıyorum. Evet. Ve bunu videoya çekeyim dedim. Şimdi saçlarımı yaptım. Saçlarımı yaptıktan sonra çekmeye başladım. Birazdan makyaj yapacağım. Üstümü toplayacağım. Bolumu. Ondan sonra kahvaltıya gideceğim. Sonra da sahilde fotoğraf çekmeye gideceğim. Bakalım hepsini yetişebilecek miyim, bir saatim var. Bilmiyorum. Merhaba. Şimdi ben burada ne yaptım, ne ettim? Kovuldum, sonra neden gitmedim, onları anlatacağım. Ben İtalya'ya gelmeden önce işte Erasmus yapacağım falan filan karar verdim kendi kendime. Sonra çalışmak istediğim alanı da biliyordum. O alanda buradaki hocalara mail attım. Hani dedim böyle böyle ben bu konuda çalışmak istiyorum. Onlar da beni yönlendirdiler. Şu anda görüştüğüm profesörle. Ben de işte dedim, bu alanda çalışmak istiyorum. O da tamam, ben işte kendi çalışma alanını mail attı. Sen de bunu istiyorsan çalışabiliriz diye. Ben de okudum. Hani dedim birleştirebiliriz herhalde konuları falan dedim. Tamam dedim. Geldim işte İtalya'ya, görüşmeye geldim falan filan, görüştüm. İlk görüşmede bana şey dediler, işte 27-28 Şubat'ta konferansımız var. İstersen gel dediler. Ben de tamam gelirim dedim. İşte PhD öğrencisi, doktor öğrencisi sunum yapacak. Hani onu izlersin. Çalışmalarımızın hani ne olduğunu falan daha iyi anlarsın dedi. Ben tamam dedim. Ondan sonra bu iş böyle gittikçe işte profesör mail attı bana. Ben işte baktım böyle otelde olacak. Ben dedim hani ben gelirim günübirlik dönerim diye düşündüm dedim. Ondan sonra yo dediler, kalabilirsin. Ben dedim ki otel 4-5 yıldızlı yani. Ben kalamam dedim yani. Doktor öğrencisiyle konuşuyoruz bunları işte. O da dedi ki yok ya dedi, kalırsın, profesör ayarlar falan. Tamam dedim. Ondan sonra adam gerçekten de ayarladı sağ olsun. Sonra dedi ki işte ama sen dedi hani biz senin yardımını isteyebiliriz konferansta. Ben de tamam ederim yani dedim, ne olacak, elime mi yapışacak. Ondan sonra gelmeden bir gün önce bana şey yaptı. 28 Mart'ta başlıyor. 27 Mart'ta işte şu otelde kalacaksın. 28'inde şu otelde kalacaksın. Ayrı ayrı oteller. Ondan sonra 27 Mart'ta kalacağım otelde benim zaten evim olduğu yer. Ama onlar da benim evim nerede olduğunu biliyor. Ben de bir daha uzatmadım. Tamam dedim, kalırım. Hani çünkü konferans sabahı servis vardı otelden buraya. Dedim herhalde o yüzden ayarladılar. Ondan sonra ben de işte geldim, 28 sabah konferansa geldik işte. Bana da sabahtan WhatsApp'tan yazdı hoca, işte Ayşegül bir hocanın konferansını ses kaydı alabilir misin? Ben de alırım dedim. Ondan sonra
ses kaydını aldım. Adam böyle bana öğleden sonra falan de. Ve yok 4-5 akşam oldu artık. İşte neden çapmıyorsun? Sen tatilde değilsin. Farkında mısın? Yok farkında mısın? Sen tatilde değilsin. Eğer çalışmak istemiyorsan gidebilirsin dedi. Ben dedim ki hani ben zaten ses kaydını aldım. Başka bir şey istediğiniz de mi yapmadım? Hayırdır falan oldum böyle. Yok işte aynı şekilde uzatıyor, devam ediyor. Ben de tamam giderim, benim için sorun değil ki dedim. Yani ben zaten günübirlik gelmeyi düşünüyordum. Sanki ben böyle otel meraklısıymışım da yani böyle zorla kendimi getirmişim gibi şey yaptı. Böyle fitil oldum, böyle ağladım falan salak gibi. Sonra işte çıktık konferanstan, ben dedim ki doktor öğrencisiyle konuşuyor, ben gidiyorum dedim. Ne oldu falan dedi. Gösterdim işte mesajları. Ondan sonra ya dedi. O hepimiz öyle. Yani bu biliyorum normal bir şey değil ama bu onun normali dediler. Ondan sonra diğer öğrencilerle falan da konuştuk. Dedim hani ne yapmak istiyorsun yani, gidebilirsin, gitmek istiyorsan git ama bu yarın unutacak bunu dediler. Ben de hani şu, yani nasıl desem, konumla çok alakalı mı alakasız mı bilmiyorum ve burada böyle bir hocayla, böyle dengesiz birisiymiş yani, hani yaptıklarını falan başka şey yaptıklarını anlattıkları için ben dedim ki ben kalacağım dedim ama çünkü yani sırf böyle hani şey olmamak için ben buraya tatil yapmaya gelmişim, onlar böyle yapmış, ben de gitmiş olmamak için kaldım en çok. Ondan sonra pişman da olmadım kararından. Gerçekten sonraki gün böyle adama teşekkür etti geldiğim için. Çok saçmaydı ya. Of Allah'ım. Ben de rica ederim dedim. Yani artık birkaç hani ben ondan sonra daha çok ne demek istediğini anladım ya. Hani yardım et. Ama şöyle ben geldim. Sesler geliyor odadan ama anlamıyorum. Ben geldim hani bana misafir gibi davranlar. Bana misafir gibi değildi. Şunu yapabilir misin deselerdi. Ben zaten ona göre davranırdım. Neyse artık çok önemli değil. Bitti çünkü. Bugün de Amalfi Coast'a gidecekler onlar. Ben gitmeyeceğim dedim. Tamam dediler. İstediğini yapabilirsin. Ben de tamam dedim. Çünkü yarın da Pompei'ye gideceğiz. Onu da atarım. Sonra odayı çektim zaten. De böyle çekelim. Şöyle. Sahile inecektim aslında ama sonra hem aman dedim sahilimi görmemişim anasını satayım dedim. Dünyanın en seksi plajına gitmişim dedim. Kaputaş plajı. Oturayım bari burada. Bu kadardı. Bye.